hikmet var. Allah ona da bir şey öğretiyor. Yakup Aleyhisselam'ın ağlamaktan gözlerine beyazlık inmişti. Yusuf Aleyhisselam da sen gömlekini göndermiş. Yüzüne sürsün. O da peygamber. Gözü açılır demişti. Yüzüne sürüp gözü açılmıştı. Allah mutlaka sevilmeye layık olandır. O kim olursa olsun, evladımız da olsa, o bir peygamber de olsa, onun sevgisi mutlaka sınırlı olmalıdır. Onun gönlünün Rabbi ile hoş olması gerekir, muhabbetli halde olması gerekir. Eğer evladıyla olursa Allah bunu affetmez. O da bunun cezasını çekti. Elbette ki Yusuf'un peygamber olduğunu biliyordu. Onun sevgisi Allah içindi aslında ama sınırı aşmıştı. Allah onları ayırdı, yıllarca ağlattı. Yetmedi, kendine gelip yanlışını anlamadı. Sonra bir de diğerini de aldı ondan, Bünyamin'i de aldı, Ali koydu. Ali koyduğunda ikisi gelmeyince biliyor bir şeyleri ama tam olarak bilemiyor. Gidin diyor Yusuf ve kardeşini araştırın. Onlar dedi ki sen aklını kaybetmişsin. Yani yıllardır Yusuf yok ölmüş kurt yemiş diyoruz. Sen diyorsun ki de araştır. Bak Yusuf'la kardeşini araştırın biliyor geleceğini. Ama o hasretten dolayı, o ağlamaktan, feryattan dolayı gözlerine beyazlık inmişti buyurur ayet-i kerimede Allah. Her ne olursa olsun, ne zaman ikisini gönlünden çıkardı, ya Rabbi benim sevdiğim sensin dedi, ondan sonra ikisine beraber kavuştu. Bunu söylemeyene kadar kavuşmadı, kavuşma olmadı. Hatta Yusuf Aleyhisselam'a dediler ki, sen niye bu kadar beklettin? Yani isteseydin 7 sene önce zindandan çıktığında, sana bu yetki verildiğinde babanı getirtebilirdin. Ya da gidip onu ziyaret edebilirdin. Emir böyledir dedi. Hüküm böyle. Ben karar vermiyorum. Karar veremem yani. Bir de Yakup Aleyhisselam'ın orada yetişmesi gerekiyormuş. Pişmesi gerekiyormuş. Ağlayıp feryat etmesi gerekiyormuş. Bunu anlayana kadar. Evet. Ama ya Rabbi onu senin için seviyordum dedi ama bu mazeret değildir. Sevginin sınırı var. Sınırı koymayı bilmediğimizde, sınırı aştığımızda onun cezasını ağlamakla çekeriz demektir. Eğer biz de bilmeden, anlamadan herhangi birinin sevgisini Allah'ın sevgisinin önüne koyduysak, onun sevgisi bizi meşgul ettiyse bunun için Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Amin. Sevilmeye layık olan bir tek Allah'tır. Amin.